Evet sevgili izleyenler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle açık parantez ve kapalı parantezi çalışıyoruz. Şöyle başlayalım çalışmamıza. Bakın, başlangıç ve bitiş noktası aynı hizada olması gerekli. Orta noktadan ikiye böldüğümde şu aralıkta bir nokta genişliğinde olmalı. Buna dikkat edelim. Bu ölçüye dikkat ediyoruz. Evet, başlangıç ve bitiş noktası aynı hizada olmalı. Şöyle çalışmamıza devam ediyoruz. Sık sık, yani şu aralara doldurma gibi yapmayın. Hatalarınızı görmeniz zorlaşır. O yüzden dolayı parçalarımızın arasında boşluk kalmalı. Zaman zaman ölçüyorum başlangıç ve bitiş noktasını. Orta noktasında ölçü birimim noktayı alıyorum. Doğru yapmış olduğumu görmekteyim. Siz de ölçü birimini kullanarak noktamızı kullanarak ölçebilirsiniz. Zaman zaman ölçün lütfen. Evet. Bir satır çalıştım. Şimdi kapamayı çalışıyorum. Şöyle başlangıç ve bitiş noktam aynı hizada ve ölçü birimim bir nokta. Buna lütfen dikkat edin. Yine yapalım. Kalemi tutuş açım her zaman aynı. Baktığınızda şurada 45 derecelik bir eğim olmalı. Evet, çalışıyoruz. Evet, zaman zaman ölçelim çalışmamızı. Ölçüyoruz. Şurası bir nokta genişliğinde olmalı sevgili izleyenler. Kalemimi çok bekletmiyorum kağıtta. Bekletirsem dağılabiliyor. O yüzden dolayı kalemimi birazcık seri kullanıyorum. Çok da acele de etmiyorum. Orta hızda. Evet. Evet, şöyle baktığınızda şu mutlaka ölçü birimine denk gelmeli. Bir nokta genişliğinde yapmalıyız. Evet. Başlangıç ve bitiş noktalarına çok çok dikkat ediyorum. Zaman zaman ölçebilirsiniz. Ortadan ikiye böldüm ve bir nokta genişliğinde olduğunu görmekteyim. Siz de mutlaka aralarda ölçüp kontrol edebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere.